arındırmak gerekiyor. Yağ olabilir ama sinirsiz olması şart. Çok ince doğranması şart. Ön koldan olması, buttan kavurma ön kol kadar güzel olmaz. Yalnız işte ince doğranması çok önemli. Kısık ateşte pişirmesi çok önemli. Yağ biraz bol olması önemli. Soğan olması, etle beraber yağdan sonra soğanın atılması, yavaş ateşte pişmesi. Atıyorsunuz, yağ kızdıktan sonra eti atıyorsunuz. Etle beraber üzerine de soğanı atıyorsunuz, söğüş olarak doğranmış soğanı. Ve çok kısık olmamak şartıyla ve çok da harlı olmamak şartıyla normal orta ayarda yavaş yavaş pişmesi gerekiyor. Etin en az bir saatten fazla, 1,5 saatten yakın bir zaman ocakta kalması lazım. Et sulanır. Suyunu çektikten sonra yağa bindikten sonra bizim tabirimizle boncukladıktan sonra tuzunu atabilirsiniz. Yağ ve tuz, et. Genelde dana eti tüketiliyor. Yağsız olması gerekiyor. Tabii koyun eti, keçi eti yağlı olduğu için çok o kadar rağbet görmüyor. Ama keçiyle koyun daha lezzetli. Tabii keçi en lezzetli et keçi eti. Ama şimdi onu da yiyecek insan yok yağlı olduğu için. Kapıdan giren yağsız istiyor. Yağsızın nerede bulacaksınız keçi etini? Koyun daha yağlı olur mu? Zorunlu olarak yapmamalı. Evet, mesleğin sırrı da sevda. Sevda yani. Tezcanlı olmamak, sabırlı olmak, sevdalı olmak. Tabii işini sevmedikten sonra şimdi biz kavurmaya atıyoruz ocağa, tamam da koyuyoruz da yağını koyuyoruz, etini koyuyoruz, soğanını koyuyoruz. Biraz da içerisine sevgiyi koyduğun zaman daha lezzetli olacağı kesin. Sevgi şart, olmazlardan olma birisi yani.